Selamünaleyküm arkadaşlarım. Şimdi sizlere dağ çileklerimle kurulumunu yapmış olduğum elma destekli ve ayva destekli sirkelerimin kurulumunu anlatmak istiyorum arkadaşlarım. Sirke kurumak isteyenler için umarım yardımcı olur. Şimdi arkadaşlar, dağ çileklerimizi bir gece önceden yıkadık. Kurumaya bıraktık. Çünkü kurumasındaki amaç hem suyun kuruması hem de havadaki ve meyvenin üstündeki maya mantarlarının oluşması için bırakıyoruz. Sonrasında böyle pay ettim arkadaşlar. Bunu elma destekli, bu kavanozumu da ayva destekli yaptım arkadaşlarım. Elmalarım Amasya misket elması, ayvalarım da tamamen organik, daha doğrusu şöyle diyeyim, kurduyla, çürüğüyle temizleyip güzelce ne temizlediğim ayvalardan. Çünkü kurulumunu yaptığımız sirkelerimizin meyvelerinin organik, ilaçsız olmasına çok dikkat etmemiz lazım. Bu narlarımızda, kendi ağaçlarımızdan en son kalan minik narlarımız. Onların da suyunu sıktım arkadaşlar. İşte böyle gördüğünüz gibi sularını ilave ettim. İşte burada sıkıyorum arkadaşlarım. İşte böyle gösterebilirim şöyle. İşte böyle sularını sıkıyorum değerlendirmek adına. Çürümesin, yenmiyor çünkü. Çürümesin, faydalı olsun. Ballarımızı koyduk. Ve sonrasında arkadaşlarım, dağdan getirdiğimiz canlı içme suyunu koyacağım. Şiş kavanozdaki şu, arkadaşlar bak, şu kısma kadar. 4 parmak kalıncaya kadar tatlı suyumu ilave edeceğim. Sonrasında bir bezle, güzelce temiz bir bezle kapatacağız arkadaşlar. Lastiğini takacağız. Sirke sineklerinin temas etmemesi için. Çünkü sirke sinekleri temas ettiği zaman lavralarını bırakıyorlar ve minicik kurtçuklar oluşuyor. Yani Allah'a şükürler olsun, ben öyle bir şey yaşamadım ama yaşayan arkadaşlar var, soran kişiler var. Tabii bunlar hoş şeyler değil. Dikkat etmemiz lazım. Temizliğimize dikkat etmemiz lazım. Tertemiz günlük bakımını yapmamız lazım. Sirkelerimiz çocuklarımız gibi günlük ilgi isterler. Günlük ilgilenmemiz lazım arkadaşlar. Sabah akşam karıştırmamız lazım. Meyvelerimiz tabana çöktüğü zaman ondan sonrasında dinlenmeye alabiliriz. Kef oluyorsa üstünün kefini alacağız. Kef olmuyorsa, ana tuttuysa anasına dikkat edeceğiz. Bakacağız, güzel sağlıklı anaysa bırakacağız. Anasını yapacak ve dinlenecek arkadaşlar. Sonrasında 4 ayını tamamladığı zaman, üstündeki anası çöktüğü zaman sirkelerimizi süzebiliriz. Kabaca, yani hızlıca sirke kurulumunun anlatımı bu şekildedir arkadaşlar. Sirke kurumak isteyenler, yani genelde sirkelerimizi bu şekilde kurarız. Hani elma sirkesi de olsa, ayva sirkesi de olsa, hani bazı istisna sirkeler hariç geneli sirke yapımı bu şekildedir arkadaşlar. Güzel dinlerseniz yapabilirsiniz. Sabah akşam karıştırılacak. Böyle tertemiz kavanozlara yapacağız. Plastikte asla sirke olmaz arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Benim sirkelerim ve sizlerin de kurmuş olduğunuz sirkeleriniz bereketli olsun. Şifa olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili arkadaşlarım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşça kalın.